İkinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Hocam LGS mi daha önemli sınavlar mı? Güzel bir soru sordun Tonguç'um. LGS de yazılarda aynı önemde çünkü LGS hazırlandığında yazılılara da çalışmış oluyorsun. yazılara çalıştığında LGS'de hazırlanmış oluyorsun. Bir taşta iki tane kuşu avlamış oluyorsun. Dolayısıyla hiç endişelenmene gerek yok. Birincisi yazılılar önce yapmamız gerekenleri çok güzel bir şekilde paylaşacağız. İkincisi yazılılarla yapmamız gerekenleri paylaşacağız. Zaten 18 Mart'ta mükemmel bir şekilde yazılı kampımız başlıyor. Hadi gel videomuz başlasın ve sana taktikleri verelim Tonguç'um. yeah Öncelikle yazılı öncesinde bilmemiz gereken bir şey var ki ortamımız sınavlara uygun olduğu gibi yazılıya da uygun olmalı. Yani yazılıda sen mutlaka kalemini, kağıdını, silgini nasıl hazırlıyorsan ders çalışmadan önce de mutlaka evraklarını, kağıtlarını, kalemlerini, notlarını hazırlamalısın. İkincisi konular çok çok önemli. Yazılıda hangi konular gelecek hocam? Çok güzel bir soru sordun. Hatta şöyle soralım. Yazılıyı ya, hocalar nasıl hazırlar onu söyleyelim. Yazılıyı ya, hocalar Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına göre hazırlıyorlar. Bizler de zaten şimdiye kadarki yazılı videolarımızı hep kazanımlara uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Bu sene Milliyetin Bakanlığı 2023-2024'te bizlere yazılarda hangi sorudan kaç tane gelir ve bu sorular nasıl gelir örnek senaryolar paylaştı. Mesela örnek görüyorum fen dersinde besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir demiş ve buradan bir soru gelir demiş ve hatta bu sorunun örneğini de bizle paylaştı Milli Eğitim Bakanlığı. Bu soruyu bu şekilde sormalısınız. Bu soru böyle gelebilir şeklinde bize örnekler verdi. Şimdi kazanıma uygun bir şekilde örnekleri bilmemiz gerekiyor. Bak madde döngüleri işte veyahut da işte ne demiş asit ve bazların çeşitleri. Bunların her birini güzel bir şekilde zaten bizler hem videolarımızı öğrenmiştik. Şimdi yazılı senaryolarında nasıl geleceğini bize söyledi Milli Eğitim Senin yapman gereken şey şu. Öncelikle birincisi ortamın hazırladığın gibi yazılı videoları için hazırlıklı olman gerekiyor. Yazılı videoları sırasında yanında yazılı notların olursa önemli yerlerin altını çizer. Kaçırdığın yerleri not alabilirsin buradan. Yani burada her bir bilgi senin için tek tek renkli resimli bir şekilde hazırlandı. Buradan çalıştığında zaten harika bir şekilde öğreneceksin. Bura önemli. Okuldaki öğretmenin verdiği notlar, Hocaların verdiği notlar da çok değerli çünkü orada da hocaların zaten sana vurguladı. Ama eksik notların olabilir, bazı şeyleri kaçırmış olabilirsin. Bu durumda konulardan eksik kalmamak için, notlardan eksik kalmamak için yaz notlarını mutlaka yerine almanı tavsiye ediyoruz. İkincisi ve en önemlisi videoları izliyorsun. Videolarda bilemediğin soruları çözmeni dikkatli bir şekilde bakıyorsun. Sonrasında da ne yapıyorsun artık? Artık yazıya hazırım hocam. Hayır hazır değilsin kendini denemen lazım. Normalde LGS'de ne yapıyorsun? Konuyu çalışıyorsun, soruyu çözüyorsun sonra denemelere giriyorsun. Biz de senin için bu sene çok güzel bir kitap hazırladık. Yazılı denemeleri. Bu hem yazılılarda sana yüz aldıracak hem de bütün konuları LGS açısından da çok iyi öğrenmeni sağlayacak. İçinde açık uçlu ve kısa cevaplı sorular var. Öncelikle burada sana yazılı kampının kare paylaştık. Sonrasında her bir yazılı için... Her bir derse sana farklı farklı provalar hazırladık. Yazılı senaryolar hazırladık. Mesela diyelim ki bu soruyu çözebiliyorsan seçeneksiz de olsa çözebiliyorsan bu konuyu öğrenmiş demektir. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapabiliyorsun demektir. Bu sorudan 15 puanı kazandın. Yapamazsan ne yapacaksın? Yazı notlarından cevabını bulacağım. Çok mantıklı. Yazı notlarından cevabını bulabilirsin ama zaten karakodu okuduğunda soruların çözümünü biz gösteriyoruz. Buradan da çözümlerine baktığında güzel güzel notlar alabilirsin. Bak bu sorular Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorularla birebir uyumlu ve aynı zamanda LGS'de de buna benzer sorular gelmişti. Orada seçenekler vardı. Biraz daha zorlayıcıydı. Burada seçenekler yok ama kolaylık seviyesi biraz daha iyi. Dolayısıyla bunları da güzel güzel çözdüğünde kendini denediğinde Türkçe Matematik Fending Club Din ve İngilizce'de mükemmel bir şekilde notlarını almış olacaksın. Yapman gereken şey son derece basit. Kendine güvenmek yazılı videolarını izlemek, notlarını çıkarmak, yazılı denemeleriyle kendini son kez hazırlamak. Burası önemli Tonguç Elan'ın benim. Bir de yazılı anında motivasyonunu bozan tipler olacak. Bu her zaman olur. Yani LGS sürecinde de olur, denemelerde de olur, yazılı anda da olur. Onlar her zaman sana olumsuz şeyler söylerler. Evet hocam LGS'nin zor olduğunu söylüyor bazı arkadaşlar. Tamamen anlamsız. Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara baktığımızda örnek soruların kolay olduğunu görüyoruz. LGS'de geçen sene matematiği biraz daha kolay sordular. Belki bu sene de zorlayabilirler bilmiyoruz ama kolay sorarlarsa çok pişman olursun. Dolayısıyla çalışmak hem yazılılar hem de LGS çalışmak çok çok önemli. Yani bu sene kolay olabilir mi hocam? Gelebilir. Örnek sorulara bakarsak gelebilecek gibi duruyor. Dolayısıyla hazırlıklı olmamız lazım ve sınav anında da asla kopya çekmememiz gerekiyor Tonguç'um. Programımızı yapıyoruz. Yazılıların tarihleri farklı olabilir. Matematik, Türkçe, İnkılamı farklı farklı tarihlerde yayınlanabilir ama sen yazılı videolarını izlediğinde, kamplarına çalıştığında ve sorularını çözdüğünde zaten en yüksek notları alacaksın. 18 Mart'ta başlıyoruz. Gazanız mübarek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım hepinizi yazılı kampına bekliyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.